Bu derste arkadaşlar şuradaki masayı ele alalım ve move hareketiyle yukarıya çekip boş bir alanda çalışalım. Ötekiler arasında karışmasın. Şöyle. Şimdi şöyle bizim bir 4 kişilik bir yemek masamız var. İstiyoruz ki öyle bir şey yapalım ki öyle bir dinamik blok yapalım ki bunu uzattığımızda 10 kişilik olsun. Biraz kısaltsak 4 kişi, biraz daha işte uzatsak 6 kişi. Böyle ilginç bir şey yapalım. Peki. Şimdi en başta ne yapıyorduk? Bloğumuzu seçip blok editör diyoruz ve birincisi bir masayı uzatmak demek, stretchlemek demek. Demek ki biz bir stretch komutu ayarlayacağız. Stretch komutunun bu olayı tanıyabilmesi için de bir lineer doğru. Bakın lineere tıklıyorum ve şuradan şuraya bir mesafe belirleniyor. Buraya bir parametre atıyor. Ünlem işareti ne demek? Burada bu parametre üzerinde hiçbir action yok demek. Peki, zaten şu anda daha yeni başladığımız için bir action yok. İkinci kısımda action'a geliyorum. Ne diyecektim? Öncelikle bir stretch koymam lazım. Ne uzanır? Burada ne uzar arkadaşlar? Burada masa uzar. Peki, stretch'e tıkladım. Bakın stretch'e tıkladıktan sonra bir mesaj geliyor altta. Parametreye tıkla. Hangi parametre değiştireceksin bunu? Ben diyorum distance parametresinde. Yani buraya doğru gidecek ya. Şimdi bana diyor tamam iyi güzel. Peki ilk noktasında mı ikinci noktasında mı uzatacaksın? Bu ilk nokta bu ikinci nokta. Hangi noktayı seçeceksin? Ben diyorum ki şu noktadan itibaren sağa doğru çekiliyor. Tıkladım bunu. Şimdi bana şunu diyor. Nereyi uzatacaksın? Stretch komutunu hatırlıyor musunuz arkadaşlar? Neresini uzamasını istiyorsanız o bölgeyi kesiyorduk. O zaman şuradan tıklıyorum şuraya. Ve şunu ifade etmiş oluyorum. Şu bölümü yani şu masanın şurasını uzatacağım diyorum. Tamam mı? İçeridekilere karışmayacak. Kestiği yeri uzatacak. Tamam. Bunu da ayarladık. Bak bu kare de oluştu. Bu kare de oluşturduktan sonra bana şunu söylüyor. Objeleri seç. Tamam objeleri seçeyim. Objeleri bir kere neresi uzayacak? Şu masa uzayacak değil mi? O zaman ben şuradan şuraya kadar seçmem yeterli olur. Tamam. Şimdi Enter diyorum ve Close Editor diyorum. Save the Change yemek masası diyorum. Tıklıyorum. Bak şimdi tıkladım. Şimdi bu yemek masasının boyu ne kadar? 80 santim değil mi? 80 santim. Şimdi bunun üzerine tıkladığımda artık şurada bir ok var. Bu ok ile böyle sağa doğru çektiğim zaman bakın yemek masasının boyunu uzatabiliyorum. Peki Ctrl Z diyelim. Ve ne kadar uzatmak istediğimi de şöyle yapabiliyorum mesela. Tıklayıp şu üçgene tıklayıp sağa doğru 80 santim enter dediğimde artık bunun boyu yeniden ölçtüğümüzde 160 olacaktır. Bu şekilde bir işaret yapmış oluyorum. Ama şuralarda sandalyelerim boş kaldı. Yani şuralarda sandalye olması lazım değil mi? Ctrl Z yapalım o zaman. Şunu. Ctrl Z, Ctrl Z de yapalım. Action'ım burada dursun. Bakın action'ım hala var. Ve kısa bir boyutta böyle kalsın. Şimdi bunu sağ tıklıyorum ve tekrar blok editöre geliyorum. Şimdi array öğreneceğiz arkadaşlar. Array kopyalama komutu bildiğiniz gibi dikdörtgensel kopyalama bakımı var burada. Önce parametreye tıklıyorduk değil mi? Parametreye tıklayacağım ama benim zaten kopyalayacak yönü yani bunun kopyalayacak parametresi bir uzaklık parametresidir. Yani distance parametresi zaten olduğu için buradan bir parametre seçmeme tekrar oluşturmama gerek yok. O zaman action'a geliyorum hemen. Array'a tıklıyorum. Array da bana hemen diyor ki parametreyi seç. Neye göre kopyalayacağımı öyle ya. Ben diyorum ki al parametre distance. Önceki parametremi kullan. Tamam diyor. Şimdi hangi objeyi kopyalayacaksın? Ben diyorum ki bak ya bir bu objeyi bir de şu objeyi kopyalayacağım. Tamam mı diyor. Okey diyor tamam. Objelerimi seçtikten sonra enter diyorum. Bana şimdi ne diyor biliyor musun? Enter the distance between columns. İki kolon arasındaki yani kopyaladığım iki şey arasındaki mesafe ne kadar olacak diyor. Ben bunu mesafeyi elle girebilirim. Ne kadar olsun? Mesela bu sandalyelerin boyu 40 santimdi yanlış hatırlamıyorsam. Şuradan şuraya. 40 santimse o zaman 20 santimde şuradan şuraya 20'dir. 20 santimde boşluk kalır. 20 santimde öteki sandalyeye kadar 60 santim diyeyim. 60 enter dedim. Tamam, şu anda oluştu. Bak altta yazdı. İki kolon arasında kopyalayacağım iki şey arasındaki mesafe 60 santim. Peki şimdi Close Editor diyorum. Bakın şuraya işaretlendiği de geldi. Array'ın işaretlendiği de geldi. Close Editor diyorum. Save the change diyorum. Şimdi üzerine geliyorum. Bakın şu anda çektiğim zaman ne olacak? İki üçgen belirdi burada. Şurada şuraya doğru çekiyorum bakın.
Her çektiğimde artık sandalyelerde bakın her masayı streçliyor. İki işlemi birden yapıyor aslında bakarsanız. Hem masayı streçliyor çünkü bu distance'e iki şey atamıştın değil mi? Bir streç bir kopyalama Eray. Hem masayı streçliyor hem de kopyalamayı yapıyor. Hem de bu kopyalamayı neye göre yapıyor? Bakalım. Bu kopyalamayı iki mesafe arası, iki merkez arası 60 santim olacak şekilde yapıyor. Aynen bizim gösterdiğimiz gibi. Bakın. Bu şekilde. Yani bunu şöyle de yapabilirsiniz. En başa geleyim. Şuradan şuraya tıklarsam. Heh, tam 80 santim olur herhalde. Siz bunu mesela bu masa ölçüsünü şöyle yaparsınız. Bu zaten 80 santim ya. Sağa doğru 3 metre istiyorsanız eğer 220 enter dersiniz. 3 metrelik bir masaya göre bu sandalyeleri dizer. Bak şuradan şuraya 3 metre. Bu sandalye tam buraya yanaşmış. 20 santim daha alalım. Merkezde güzel olsun şöyle tam simetrik olsun. 20 santim enter diyelim. Bak bu şekilde tam güzel bir şekilde oturtmuş olduk. Gördüğünüz gibi. Artık istediğiniz gibi bu sandalyeyi böyle kullanabilirsiniz. Süper bir blok oldu bence. Arkadaşlar bu dinamik blokta visibility özelliğini öğrenelim. Bunun için şu ağaçları alıp move hareketiyle şöyle ortaya bir yere getirelim. Rahat çalışalım. Şimdi burada gördüğümüz iki blok var. Şu bloğun yakalama merkezi şu köşesi. Bu bloğun yakalama merkezi de bu ortası. Yapmak istediğimiz şey amacı önce bir amacımız belirleyelim. Amacımız şu. Bu ağacımızın önden görünüşü. Bu da üstten görünüşü. Ben tıkladığımda önden görünüşünü, tıkladığımda da üstten görünüşünü yapmak istiyorum. Bunu nasıl yapacağım? Bunun için öncelikle iki bloğu da bir blok haline dönüştürmemiz lazım. Bu bir blok. Bu bir blok. Ayrı ayrı bloklar olması lazım öncelikle. Bu bir. Sonra bu iki bloğu da bir blok yapmanız lazım. İkisini seçelim. Ve ikisini seçtikten sonra B Enter diyelim. B Enter deyip aynı seçim içerisine kopyalasın bu sahnemi içerisine. V B Enter dersem right blok olur. Dışarıya kopyalar. Ama gerek yok. Bu sahnede çalıştığımız için buranın içinde yapsa bu işi yeterli. Bu ikisini bir blok yapacağım. Ağaçlar yan ve üst deyip bir blok yaptım. İki obje seçili. Objenin merkezi de şu köşe olsun. Okey. Tamam. Şu anda objem iyi. Hazır halde. Bak tıkladığım zaman ikisi birden seçiliyor zaten. Şimdi bunun üzerine sağ tıklayıp blok editör diyelim. Blok editörde ikisi birden geldi. Şimdi yapacağımız şey öncelikle isterseniz ikisini üst üste getirin ya da sonra da getirebilirsiniz. Bu fark etmez. Öncelikle yapacağınız şey arkadaşlar. Bakın burada gelip şunu mesela seçelim ve buna visibility, görünmezlik özelliğini koyalım. Koyduktan sonra nereye bu şeyi koyacaksın diyorum. Ben diyorum şu köşede kalsın. Tamam mı? Buraya tıkladığında bu ağacın tipi değişsin. Okey. İsterseniz şuraya bunun köşesine falan koyabiliriz. O sıkıntı değil. Bunu koyduktan sonra şu bölüm çıkacaktır. Şu visibility bölümü. Bununla ilgili bölüm. Buna tıklayın. Buna tıkladıktan sonra da şuna bir rename diyelim ve ilk seçili olanı ağaç görünüş diyelim. Tamam. Bir tane daha şimdi ayarlıyorum. Bunu yaptıktan sonra new dedim. Bir tane daha geliyor. Ağaç üst. Tamam. Şimdi bu seçili olsun. Ön görünüş seçili olsun. Tamam mı? Her zaman en başta ön görünüş seçili olsun. İsterseniz bu seçili olsun diyorsun. Set current yapıp bunu seçersin. Ama üstteki seçili olsun. Okey dedim. Bakın yana zaten mavi tik geldi set current deyince. Okey diyorum. Şimdi okey dedikten sonra arkadaşlar bakın ben bunu seçtiğim zaman burada iki tane seçenek görünüyor. Ön görünüş, üst görünüş. Ön görünüş, üst görünüş. Ama ikisi de zaten şu anda seçili görünüyor. Bunun için şöyle yapacağız. Bak ağacın ön görünüşünü seçtikten sonra şuradan bakın. Make invisible. Yani görünmez olanı belirle diyor. Görünmez olanı belirleyelim. Görünmez olan şu değil. Bu şuna tıklayalım. Make visible yapalım bunu. Make visible. Çünkü ağacın ön görünüşü şu olacak. Şuna basalım. İkisi birden görünsün. Bak. Buna basıyorum. İkisi birden görünüyor. Şuna basıp Make visible. Bunu görünür hale getir. Tamam. Sağ tık enter. Şimdi şuna basıp Make invisible. Bunu görünmez hale getir. Sağ tık enter. Tamam. Şu anda ağacın ön görünüşü dediğimizde bakın bu görünüyor. Tamam. Şimdi ağacın üst görünümüne gelelim. İkisi birden hala görünüyor burada. Ağacın üst görünümünde hangisini gizli hale getireceğim? Make invisible
Tıklayıp şunu bu sefer görünmez hale getireceğim. Tamam. Tıklıyorum ve enter diyorum. Şimdi bakın ağacın üst ön görünüşünü seçtiğimizde bu siyah oluyor. Etken oluyor. Ötekisi bakın gri gibi. Ağacın üst görünüşünü seçtiğimizde de bu etkili oluyor. Şimdi bunu alıp şu yakalama noktasından şuraya taşıyabilirim. Tamam. Şimdi bakın bir ön görünüşte bu. Üst görünüşte de alttaki etken. Şu görünmez hale getirir, bu görünür hale getirir. Bu da görünmezi de hafiften bir görünürmüş gibi yapar. Close Editor diyelim. Save Change to ağaçlar yan ve üst diye görünüyor. Şimdi ağacın önden görünüşü var. Okey. Üstüne geldiğim zaman bakın yan tarafında küçük bir ok var. Bu oka tıkladığımda iki seçenek var. Alttakini seçelim. Ağaç üst görünümü. Evet. Ağacın ön görünüşü, ağacın üst görünüşü. Demek ki biz de kendi dinamik bloklarımızda, hani ilk de derste anlatmıştım ya dinamik blokların. Arabanın ön görünüşünü, üst görünüşünü veya herhangi bir masanın yan görünüşünü, üst görünüşünü, perspektif görünüşünü, kaç tane varsa böyle üst üste getirip visible seçeneğini de yeni öğrettiğim bu seçeneği de uygulayıp istediğiniz görünüşlerde bu dinamik bloğu yerleştirebilirsiniz. Hepinize iyi çalışmalar dilerim arkadaşlar.